Bir önceki derste 2'ye 2 bir matris olan A matrisi vardı. A neye eşitti? 1, 2, 4, 3. Lambda da a'nın özdeğeridir. Ancak ve ancak lambda çarpı birim matris, bu örnekte birim matris 2'ye 2 birim matris, eksi a'nın determinantı 0'a eşittir. Buradan bir karakteristik polinom elde etmiştik. Bunu çözdüğümüzde a'nın özdeğerlerini şöyle bulmuştuk. Lambda eşittir 5 ve lambda eksi 1. Bir önceki derste bunları işlemiştik. Bir A matrisi ile bir özvektörün çarpımı, lambda çarpı o öz vektörü eşitse, bu eşitliği sağlayan iki adet lambda değerinin 5 ve eksi 1 olduğunu görmüştük. Tabi öz vektörlerin sıfırdan farklı olduğunu da kabul ediyoruz. Öz değerleri bulduk ama henüz yolu yarılamadık bile. Bizim aslında hem öz değerleri hem de öz vektörleri bulmamız gerekiyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Bu eşitlikle biraz oynayabilirsek. Önceki videolarda oynadığımız olmuştu ve sonunda da burada yazılı ifadeye ulaşmıştık biliyorsunuz. Bunu şöyle de yazabilirim. 0 vektörü eşittir lambda çarpı özvektör eksi a çarpı özvektör. Üstteki eşitliğin her iki yanından a çarpı özvektör ifadesini çıkarınca bunu elde ederiz. Lambda'yı bir öz ile çarpmak demek lambda çarpı birim matris Çarpı öz vektör demektir. Bunu biliyoruz. Altını çizdiğim bölümü böyle yazıyorum aslında. Bunlar birbirine eşittir. Birim matrisi bir öz vektör ile çarparsanız, hatta hangi vektör ile çarparsanız çarpın, o vektörü elde edersiniz. Yani bu ikisi birbirine eşittir. Eksi a çarpı v, evet bu ifade de sıfır vektörüne eşit. Şu ana kadar yaptığım şeyler üstte yazılan bu eşitlikle oynamaktan başka bir şey değil aslında yukarıda yazılı bu ifadeye de zaten böyle ulaşmıştık Şimdi de bu ifadeyi V parantezine alacağım çünkü matris ile vektörler arasındaki çarpma işleminin dağılma özelliği var. Burası neye eşit olur? Lambda çarpı birim matris eksi A çarpı özvektör. Bu ifade sıfıra eşit olmak zorunda. Bunu şöyle de yazabiliriz. Herhangi bir öz değer lambda için o lambdanın özvektörlerine vektörlerine lambdanın öz uzayı adı verilir. Evet yeni bir kavram. Öz uzay. Öz uzay bir bir özdeğer lambdanın tüm öz vektörleri demektir. Verilen bir özdeğerin öz uzayı, bu gösterdiği eşitliği sağlayan tüm vektörlerin oluşturduğu kümedir. Bu eşitliği sağlayan tüm vektörlerin oluşturduğu küme, işaretlediğim bu ifadenin sıfır uzayıdır. Eşittir, işaretlediğim bu matrisin sıfır uzayı. Lambda çarpı birim matris eksi a'nın sıfır uzayı. Şu ana kadar hep genel çerçeveyi anlattım. Şimdi gelin bunları yukarıda yazılı bu a matrisine uygulayalım. Öz değerin 5 olduğunu biliyoruz. Lambda eşittir 5, beş, 5'in öz uzayı eşittir. Neyin sıfır uzayıdır? Birim matrisi 5 ile çarparsak sonuç ne olur? Birim matris 2'ye 2 iki, bir matris olacak. 5 çarpı birim matris işleminin sonucu 5, 0, 0, 5'tir değil mi? Eksi a, o da 1, 2, 4, 3 eşittir. Bu işlemin sonucu olan matrisin 0 uzayı. 5 eksi 1, 4 eder. 0 eksi 2, iki, eksi 2'dir. 0 eksi 4, dört. eksi 4'tür. 5 eksi 3 de 2. Bu matrisin sıfır uzayı. Bu matris burada altı çizili olan matrisin sayısal gösterimi aslında. Bu matrisin sıfır uzayı bu ifadeyi sağlayan tüm vektörlerin oluşturduğu kümedir veya bu özdeğerin tüm özvektörleridir veya 5 öz değerinin öz uzayıdır. Tüm bunlar birbirine denk önermeler. O halde bu matrisin sıfır uzayını bulmalıyız. Ayrıca bu matris şu eşitliği sağlamalı. 4 eksi 2 eksi 4 2 çarpı bir öz vektör eşittir 0 vektörü. Bir matrisin sıfır uzayı, o matrisin indirgenmiş satır basamaklı biçiminin sıfır uzayına eşittir. Peki, bu arkadaşın indirgenmiş satır basamaklı biçimi nedir? Pekala, ilk satırı aynen yazıyorum. 4, eksi 2. İkinci satır yerine de ikinci satır ile ilk satırın toplamını yazacağım. Eksi 4 artı 4, 0. Eksi 2 artı 2, 0. Bir de ilk satırı 4'e böleyim. Sonuç ne olur? 1, eksi 1 bölü 2, 0, 0. Peki, bunun 0 uzayı nedir? Bunun öz vektörünü yazalım. O da v1, v2'dir. Ve öz vektörünü böyle de yazabilirim. Eşittir 0 vektörü, yani 0, 0. Bu işlemi yapalım. 1 çarpı v1 artı eksi 1 bölü 2 çarpı v2 eşittir buradaki 0. Yani v1 eşittir 1 bölü 2 v2. Bu eşitliği sağlayan tüm özvektörleri yazmak istersem şöyle yaparım. Lambda'nın yani öz değerin 5'e eşit olduğu öz uzay eşittir. Hangi kümeye eşit olmalı? Tüm V1, V2 vektörleri eşittir. Burada bir çarpan olmalı. Örneğin T diyebiliriz. Eşittir. T çarpı ne olmalı? V2 T'ye eşitse V2 T çarpı 1 demektir. Benzer şekilde v 1 de 1 bölü 2 çarpı T'ye eşittir. İşte böyle t gerçek sayılar kümesinden herhangi bir sayı. Dilersek bunun herhangi bir katını da alabiliriz. İstediğiniz bir gerçek sayı ile çarpabilirsiniz. 2 ile çarparsanız burası 1 olur, burası da 2. En iyisi yapalım da görelim, açık olsun. Neyse, <laughs> neyse gerek yok vazgeçtim. Özdeğer 5 için öz uzay eşittir. 1 bölü 2, 1 vektörünü geren vektörlerdir. Yani yanıt re kare uzayında bir doğrudur. Bu sorunun yanıtı olan vektörler bu eşitliği sağlayıp öz değeri 5 olan vektörlerdir. Peki özdeğer eksi 1 olduğunda ne olur? Hadi gelin onu da bulalım lambda eksi 1'e eşit olduğunda, lambda eksi 1 için öz uzay eşittir. Bir şeyin sıfır uzayı. Neyin sıfır uzayı? Lambda çarpı birim matris. Bu neye eşittir? eksi 1, 0, 0, eksi 1'e eşittir. Öyle değil mi? Eksi 1 ile 1, 0, 0, 1 matrisini çarptık. Yani buralar eksi 1 olacak. Eksi a yani eksi 1, 2, 4, 3 eşittir 0 uzay. Eksi 1, eksi 1 eşittir eksi 2, 0 eksi 2 eşittir eksi 2, 0 eksi 4 eşittir eksi 4, eksi 1 eksi 3 eşittir eksi 4. Bu da eşittir. Bu matrisin indirgenmiş satır basamaklı biçiminin sıfır uzayıdır. Bazı satır işlemleri yapacağız. İndirgenmiş satır basamaklı biçim olarak yazayım. İkinci satırı birinci satırın eksi 2 katı ile toplayıp sonucu ikinci satır olarak yazacağım. Eksi 4 artı 4 eşittir 0 olacak ve yine eksi 4 artı 4 eşittir 0. Birinci satırı da eksi 2'ye bölersem Altını çizdiğim bu matrisin indirgenmiş satır basamaklı biçimi şuna eşit olur. 1, 1, 0, 0. Öz değer eksi 1 için öz uzay eşittir. Bu matrisin 0 uzayıdır. Yani şu eşitliği sağlayan vektörlerin kümesidir. 1, 1, 0, 0 çarpı v1, v2 eşittir 0. V1 artı bunlar artık vektör değil, vektör işaretini koyamayız. Bunlar artık birer sayı. V1 artı V2 eşittir 0. Tabi 0 vektörü de şu matrise eşittir 0, 0. 1 çarpı V1 artı 1 çarpı V2 eşittir buradaki 0. Yani V1 eşittir eksi V2. Şöyle de yazabiliriz. V2 eşittir T, V1 eşittir, eksi T. Ayrıca şöyle de yazabiliriz. Özdeğer 5 için öz uzay eşittir. Şu koşulu sağlayan tüm V1 ve V2 vektörleridir. Peki koşulumuz ne? V1, V2 eşittir. 1 T kat sayısı çarpı. V1 yerine eksi T, V2 yerine de artı T. Bu şuna da eşittir. Eksi 1, 1 vektörünü geren vektörler. Yaptığımız işlemleri anlayabilmemiz için gelin bunun grafiğini çizmeye çalışalım. İki öz değer bulmuştuk. Neydi onlar? 5 ve eksi 1. Her bir öz değerin öz vektörlerinin kümesini de bulmuştuk. Şimdi onların grafiklerini çizelim. R karedeki grafiklerini çizeceğiz. Eksenleri çizelim. Bu düşey eksen, bu da yatay eksen Lambda eşittir 5 için söz konusu olan tüm vektörler 1 bölü 2, 1 doğrusu üzerinde yer alıyor. Önce eksenlerde 1'leri işaret diyelim. 1 bölü 2'ye 1 noktası da burası. Vektörümüz de bu bu vektörün gerdiği tüm vektörler, bu vektörün tüm katları geçerli bir öz vektördür. Çizdiğimiz bu doğru üzerinde kalan tüm vektörler geçerli bir öz vektördür ve bu öz vektörlerin öz değeri de 5'tir. Örneğin bana şu arkadaşı verirseniz, dönüşüm uygularsanız yanıt bu arkadaşın 5 katıdır. Diyelim ki bana x olarak şu arkadaşı verdiniz. t çarpı x bu arkadaşın 5 katıdır. Bu doğru üzerinde üzerinde bulunan hangi vektörü verirseniz verin, onun dönüşümü, dönüşüm derken A matrisi ile çarpımını kastediyorum tabii. Neredeydi bu A matrisi? Evet, işte burada A matrisi bu. Bu arkadaşı her iki doğrultuda da 5 ile çarpıyorsunuz. Bu lambdanın 5'e eşit olduğu zaman geçerli. Peki, lambda eksi 1'e eşit olduğunda yanıt, şimdi göstereceğim vektörü gelen vektörler olacak. Vektörü gösterelim. Eksi 1, 1. Evet vektörümüz işte budur. Tabii biz bu vektörü gelen vektörlerle ilgileniyoruz. Yani bu vektörün standart gösterimini çizdiğimizde bu doğru üzerinde kalan tüm vektörler. Özdeğer eksi 1 için bunlar birer özvektördür. Lambda eşittir eksi 1. Geren vektör olarak bu gösterdiğim vektörü alırsak ve vektör dönüşümü uygularsak vektörümüzün eksi 1 katını elde ederiz. Diyelim ki bu vektör x vektörü olsun, bunun dönüşümü bu gösterdiğim vektörü Olur. Uzunluğu aynı ama tam tersi doğrultudaki bir vektör. Vektörümüz bu arkadaşsa ve buna dönüşüm uygularsak, aynı doğru üzerinde bulunan bu vektörü elde ederiz. Peki bize verilen matris neydi? 1, 2, 4, 3 matrisinin iki öz değeri 5 ve eksi 1. Bu matrisin sonsuz sayıda öz vektörü vardır. Bu öz vektörler iki ayrı öz uzay oluşturur. Bu öz uzaylardan her biri söz ettiğim öz değerlerle ilişkilidir. Bu gösterdiğim doğrular işte bu öz uzayları temsil ediyor. Bu doğrular üzerinde bulunan tüm vektörler A matrisinin özvektörüdür. Bu vektörlerin dönüşüm vektörlerini üzerinde bulundukları doğruya bakarak söyleyebiliriz. Bu doğru üzerinde bulunan bir vektörün dönüşüm vektörü kendisinin 5 katıdır. Bu doğru üzerinde bulunan bir özvektörün dönüşüm vektörü de kendisinin eksi 1 katıdır. Neyse, özdeğer, özvektör ve öz uzay ne demek artık biliyoruz. Dahası, bunları nasıl bulacağımızı da öğrendik.